Tabii ben hocama ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Lisanstan sonra kendisine intisap ettik. İntisabımız hala devam ediyor. Hala feyizlenip istifade etmeye devam ediyoruz. Böyle toplantılarda da gördüğüm kadarıyla mektep olarak çalışmaya devam ediyor hocam tek başına. Tabii burada benim selefim de var Davut abi. Biz onların birkaç jenerasyon belki altındaydık. Ve haleflerimiz olarak da sizleri görüyoruz. Güzel bir birliktelik. Allah daim eylesin diye dua ederim. Evet. Hocamız teklif ettiği zaman açıkçası yoğun bir gündem vardı ama tabii ki hocamızı kıramazdım. Geçen yıl hazırlamış olduğum bir tebliğ metnini ben burada İktisat semineri bağlamında anlatmaya çalışacağım. Konu olarak da 1902 tarihinde Yemen'e gönderilen bir nasihat heyeti. Bu nasihat heyetinin oradaki faaliyetleri değişik açılardan incelenmeye değer ve buna dair de nasihat heyetinin başındaki nasih bir rapor olarak bugün İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Koleksiyonu içerisinde yaklaşık 30 bin sayfalık bir seyahatname, aynı zamanda bir layiha, aynı zamanda bir günlük de diyebilirsiniz buna. Yaklaşık 5-6 aylık Yemen misyon heyetinin yaptıklarına dair bir faaliyet raporu da diyebilirsiniz. Bunun özelinde bu misyon heyetinin, delegasyon heyetinin orada yaptıkları söz konusu. Elbette bunu teyit eden veya bununla alakalı daha fazla bilgi ve malumat sağlayan Başbakanlık Osmanlı Arşivi var. Ben yüksek lisans olarak Ebu Hüda Sayyadi'yi çalışmıştım. Türkiye'de herhalde onun kıymetini ilk idrak edenlerinden biri hocamız. Onun verdiği konu başlığını ben doldurmaya çalıştım. Belki hakkıyla yapamadık ama Ebu Hüda Sayyadi'yi çalışırken bu konu onunla aslında doğrudan alakalı bir konu. Birazdan anlatacaklarımla siz de telif edeceksiniz zaten. Şöyle ifade edeyim ben. Aslında Yemen'in malumunuz Osmanlı topraklarına katılışı 16. yüzyılın ikinci yarısı. Ve dolayısıyla belki bir buçuk asır içerisinde de pekişiyor ama daha sonra fiili olarak Zeydi imamların inhisarında kalan bir yerden bahsediyoruz. Ve bu Zeydi imamları da imparatorluğun son dönemine kadar aslında orada görece hakimiyetlerini devam ettiriyorlar. Ancak Tanzimat sonrasında Osmanlı'nın yeniden bir Yemen'e egemen oluşu söz konusudur. 1849'da Tevfik Paşa, yanlış hatırlamıyorsam, tekrar Yemen'i Osmanlı topraklarına bağlıyor. Ama asıl egemenliğin sağlanması 1872 tarihinde Ahmet Muhtar Paşa tarafından oluyor. Burada dikkat çekilmesi gereken husus 1869 tarihinde Süveyş Kanalı'nın açılışı. Bu kanalın açılışıyla da oranın tam manasıyla zapt edilmesi arasında elbette doğrudan bir bağlantı var. Zira bölgede pek çok unsur var Osmanlı'dan başka. İngiltere gibi, Fransa gibi, İtalya gibi, Hollanda gibi unsurlar var. Çok zengin kömür yatakları olan yerler var. Dolayısıyla burada bir hakimiyet mücadelesi de söz konusu. Fakat Tanzimat sonrasında bilhassa merkeziyetçi sistemi orada oturmaya çalışırken Osmanlı orada pek çok yapısal sorunla karşılaşıyor. Bu sorunlar arasında en kayda değeri elbette Zeydi imamların öncülüğünde başlatılan isyanlar. Bilhassa 1870'li ve 80'li yıllarda mütemadi isyanlar var. Fakat bunlar belki otoriteyi sarsacak efsafta değil. Ancak 1890'lardan sonra 4 tane, aynı zamanda yeni yüzyılın başını da istihab eder bu, 4 tane büyük isyan var. Bu büyük isyan ciddi anlamda Osmanlı otoritesini, idaresini zorlamıştır. Bunlardan bir tanesi 1891-92, 1898-99, 1904-1907, 1911-1912, yanlış söylemediysem, bu 4 büyük isyan hakikaten idareyi ciddi şekilde zorlamıştır ve bu isyanları zapturapt edebilmek için Osmanlı Devleti o zaman değişik askeri ve siyasi operasyonlar yapmak durumunda kalmıştır.
Şurada ifade etmeme müsaade edin. Zeydilik aslında malumunuz Şiiliğin bir kolu olarak görülüyor ama Şiilik de müstakil bir şekilde düşünülebilir. Birlikte paralel tarafları olduğu gibi ayrı tarafları da var. Sünniliğe yakın olduğunu ifade edenler de var. Ancak Zeydilik içerisinde en önemli unsur Zeydi imamlar. Ve Zeydi imamların Hazreti Peygamber'in soyundan geldiğine inanılıyor. Yani Hüseyni oldukları veya başka bir kavle göre de Haseni oldukları, yani Seyit ve Şerif oldukları ifade ediliyor. Dolayısıyla bunlar burada karizmatik bir lider. Hem dini otoriteyi üzerinde cem ediyor, hem de dünyevi ve siyasi otoriteyi üzerinde cem ediyor. Nasıl bunu yapıyor? Aslında Zeydilik içerisinde zulme karşı başkaldırı önemli bir parametre. Ve Zeydi imamların da en önemli hususiyeti, emri bil maruf nehy anil münker yaparken elinde silahın olması ve zulme karşı bu silahla mücadele edebilmesi. Yani başkaldırı, huruç aleyh sultan da diyebiliriz. Yani huruç etmesi diyelim. Zaten Osmanlı belgelerine baktığınız zaman da Zeydi imamlarla alakalı harici-i mahut ifadesi kullanılması bu huruç teriminin kullanıldığına işaret eder. Böyle bir yapıdan bahsediyoruz ve Osmanlı sultanları da aslında 17. yüzyılda da bu isyanlar söz konusu ve aynı şekilde mücadeleler söz konusu. Fakat tabii ki Tanzimat sonrasında daha farklı parametreleri var. Bilhassa 1872'den sonra Yemen'deki Osmanlı merkezi idaresinin alamet-i farikası diyebileceğimiz tezahür eden bir takım görüntüleri var. Bunları iyi saptamak lazım. Tabi hocamız oraya 3-4 defa gittiği için o bizzat yerinde müşahede etti. Hatta bir makalesinde de bunu çok açık bir şekilde anlatıyor. Yeri gelince ben ona temas etmek isterim. Özellikle hükümet binası, kışlalar, hastaneler, yollar, yani modern devletin olmazsa olmaz diyebileceğimiz mimariye yansıyan unsurları Sana gibi merkezde ve merkeze yakın vilayetlerde bunlara tesadüf ediliyor. Yani Osmanlı burada merkezi idaresini tesis etmek için bu tarz faaliyetler içerisinde olduğunu gösteriyor. Biz de biliyoruz. İşte bu imamlarla alakalı ciddi bir mücadele içerisine girmeye çalışıyor. Ve Sultan Abdülhamit malumunuz bu merkeziyetçi idare içerisinde nefşasına münhasır. Hatta Yıldız Sarayı'nın Babali bürokrasisinin önde olduğu, her şeyiyle vakıf olmaya çalışan, her partiküline vakıf olmaya çalışan bir padişah var karşımızda ve Yemen'i de bu anlamda Halife-i Muizzem'in sıfatıyla sahip çıkmaya çalışıyor. Fakat Yemen'deki durum daha farklı çünkü Yemen'de otoritesini sarsacak başka imamlar da var. Bu imamlarla alakalı ilginç, latif anekdotlar var. Yemen'le alakalı konuda herkes bunu bilir. Müsaade ederseniz anlatayım. Yemen'in Osmanlı adına pek çok isyanın bastırılmasında artık efsane hale gelmiş bir isim vardır. Ahmet Feyzi Paşa. Hatta Yemenli çocukların Feyzi geliyor diye korkutuldukları cabbar bir komutan. Çok şiddetli bir görüntüsü olan ve şiddeti çok efektif, verimli bir şekilde kullanan bir komutan olduğu ifade edilir. Ve 1890'lı yıllardaki isyanların bazılarına bizzat gönderilmiş. Daha sonra geri çekilmiş, 1904 isyanına da tekrar gönderiliyor. Burada çok ilginç bir hikaye anlatılır. Bu yaşanıp yaşanmadığı elbette tartışılabilir ama bunları biz latif hikaye olarak kabul ediyoruz. 1904 isyanı başladığı sırada Ahmet Feyzi Paşa orada tazip ediliyor ve isyanı şiddetli bir şekilde bastırırken Yıldız'dan bir doğrudan bir telgraf alıyor. İşte telgrafta deniyor ki çabuk ileri bir şekilde imamı 20 gün içerisinde yakalayıp yollayın. Böyle bir tabii şey var mı yok mu tartışılabilir. Fakat karşılığında şöyle söylediği rivayet edilir. Kasımpaşa imamı değil ki kulağından tutayım getireyim der. Bu çok ilginç bir, relatif bir anekdottur. Ben geçen Ramazan ayında bu konuyu çalışıyordum. Daha öncesinde malzemeyi toplamıştım. Gündüzleri sahim, geceleri kaimdim gerçekten ilk defa ama masa başında kaim olduk. Çalışırken Memduh Paşa'nın bu konu hakkında birkaç kitabı var malumunuz. Miftah-ı Yemen gibi veya Yemen ıslahatına dair bir ufassal kitap daha var. O kitapları okudum gece. Birkaç gecemi aldı. Not alarak okumuştum. Sanırım hocam herhalde çevrilmedi. Osmanlıca'ya transkribe edilmedi. Belki de edilmeyi bekliyor. Önemli kitaplar. Bu imam metaforu üzerinden farklı bir hikaye anlattığını fark ettim.
ve çok hoşuma gitmişti. Tabii diğeriyle de telfik edip sunduğum zaman bunu metin içerisinde de yazmıştım. Bir yerde basılırsa zaten görmüş olacaksınız ama şimdi anlatıyorum. O da şu, 1913'te Memduh Paşa'yı çağırıyorlar. Bir müşavir sıfatıyla, bir danışman sıfatıyla ne olacak, ne bitecek bu Yemen meselesiyle alakalı fikir alıyorlar. O da geçmişe dair bir takım yaşanan şeyleri anlatıyor. Daha önce de tabii o 1911 isyanında da fikrini veriyor. Bu kitap 1913 basım olduğu için söyledim. Daha önce muhtemelen. 1911-12 isyanı sırasında olan bir şeydi. Diyor ki zat-ı şahaneleri bunlara imam denmesinden rahatsız olurdu. Çünkü kendisi İmam-ı Müslümin idi. Fakat Fatih cami imamıyla Yerebatan cami imamı bir değil. Az evvel Kasımpaşa cami imamıydı. Burada da Fatih cami imamıyla Yerebatan cami imamı bir değil. Diyerek burada aslında buradaki imamların tolere edilebileceğini ama bugüne kadar hiçbir şekilde bunun yapılmadığını şiddetli bir tarzda eleştirir. Eleştirirken de Abdülhamid'e elbette siham-ı kaza göndermekten kendini alamaz. Çünkü konjonktür de buna müsaittir. Biraz da karalar ve der ki, malumunuz meşhur vesvesesi vardır. Bunu kimse inkar edemez. Vehhamdır. Pek çoklarına göre bu bir handikaptır elbette. Ama bazen olumlu tarafları da olmuştur Abdülhamid için. Bu vehhamını işaret ederek zihin bir kere saplanmış diyor. Bundan geri adım atması mümkün değil. Ve şu eleştiride bulunmuş. Der ki, bugüne kadar Yemen'e yapılan icraatların politikası şudur. Nukut ve cunut politikası. Burada hepiniz bunu biliyorsunuz zaten. Ama ben yine de açıklayayım. Hani nakit para ve asker. Yemen'e bu iki argümanla gidildi. Ve Yemen valisi sürekli nakit ve para istedi, verildi. Aynen şöyle diyor. Ama bir kere Yemen imamı ne ister diye sorulmadı. Ve yapılan icraatlar genelde şiddet odaklı ve oraya bir takım işte para göndererek Osmanlı hakimiyetinin tesis dediği, o yüzden başarılı olamadı diyor ve eleştiriyor. Hatta burada tabii hocamın huzurunda Arapça ile alakalı bir şey de demek istemem ama çok latif bir benzetmesi var. Memduh Paşa ile alakalı Mehmet Memduh Paşa maddesi yazan da hocamdır. Onun şeyini de gitmiştir malumunuz, kabrine de gitmiştir. Fatih Çarşamba'da Mustafa İsmet Efendi dergahı haziresindedir. Kendisi Nakşibendi halidedir. Mustafa İsmet Efendi'nin belki çocukken son demlerine yetişmiş olabilir. Ama evet, tabii yetişiyor. Hatta vakfiyesinde onun ismi de geçer. Ve Abdülhamid'in vazgeçemediği bir dahiliye nazırıdır. Uzun yıllar, 10 yılı aşkın bir sanırım değil mi hocam? En uzun. En uzun dahiliye nazırını yapmış bir kişidir. Fakat buna rağmen ilginçtir. Yemen meselesinde dahiliye nazırının esamesi okunmaz. Çünkü Yıldız Sarayı doğrudan Bab-ı Ali'yi bypass ederek dahiliye nezaretinin üzerinden gitmektedir. Bundan da şikayetçidir. O metni okuduğunuz zaman zaten şikayet ettiğini görürsünüz. Hatta der ki, oraya bir zamanlar bir nasiha heyeti gönderilmişti ama nereye gittiler, ne yaptılar, ne ettiler mesnuatımıza girmedi diye de eleştirir. Yani aslında bu Yıldız'ın çok kendine has bir politikasıdır. Politikayı daha iyi anlamak için hocam muhakkak Necip ve Asa'da Osmanlı Hakimiyeti kitabı Between the Lines denecek şekilde, satır araları okunacak şekilde okunmalı ve Abdülhamid portresini orada çıkarmak mümkün. Hani işin siyasi, sosyal boyutu aynı bir şey ama Sultan Abdülhamid'le alakalı orada çok önemli analizler var. Onu da ben özellikle tavsiye etmek isterim. Orada işte kullandığı çok güzel bir şey var. Yani iyi bir siyasetçi, iyi bir devlet adamı, idareci. Ama dile de çok vakıf, çok klişe haline gelmiş, gramer kaidelerinden hareketle Zeyd daraba amrun diyor. Yani oradaki Zeydiler, amr Osmanlı'yı temsil etmektedir, Osmanlı'yı dövdü manasında bir o çok meşhur geçmiş sigar değil mi hocam? Geçmiş sigar kullanarak bir Arapça kaidesini Zeyd üzerinden Zeydiliğe termih ederek çok ince bir zekanın ürünüdür bu. Termihte bulunur. Ve hiçbir şekilde başka bir yöntem denenmediğini iddia eder. Hatta o tam 1911 süresinde Heyet-i Bükela arasındaki 1904'teki isyanla alakalı
heyet hükela arasında bir toplantı tertip ettiklerini, oraya Şeyh Müslüman'ın da katıldığı ve kendisinin bu düşünceleri orada pervasızca ifade ettiği, burada bir ünlem koyuyorum, ne kadar ve ne şekilde ifade ettiğini bilemiyoruz tabii. Tamamen kendine ait bir kurgu da olabilir. Ve Şeyhülislam'ın da, Şeyhülislam Efendi'nin de bunu tahsin ettiği, hakikaten bu çok önemlidir dediği. Çünkü orada söylediği şey şu, kesinlikle Yemen imamını biz diskalifiye etmeyelim. Yemen imamını Tanzimat'tan önce klasik hale gelmiş imale politikasıyla kazanalım. Orada ona resmi bir pozisyon verelim ve Yemen'deki bu mütemadi kan dökme hikayesine son verelim tarzında bir argüman geliştirdiğini iddia ediyor. Bu kitabı okuduğunuzda böyle inanabilirsiniz ama olayla alakalı yapılmış monografik çalışmalara veyahut işte Osmanlı belgelerine bir takım akademik çalışmalara baktığınız zaman işte öyle olmadığını görüyorsunuz. Yani Sultan Abdülhamit Yemen'e sadece nukut ve cunut siyasetiyle yaklaşmamıştır. Olabilecek her türlü ihtimal düşünerek, burada Abdülhamit güzellemesi yapmak istemem, gördüğüm şeyi ifade etmek istiyorum. Olabilecek her türlü ihtimali düşünerek orada çeşit çeşit ekipler ve bu ekiplerin formasyonları çok farklı. Çoğu zaman aralarında yerli ahaliden bir takım önde gelenler olduğu gibi Osmanlı merkez bürokrasisi içerisinde İstanbul'dan gönderilen değişik ıslahat komisyonlarıyla bu isyanların mebdeinin, menşeinin ne olduğunu, sebeplerinin ne olduğunu araştırmıştır, gayret etmiştir ve hakikaten de çok değişik layihalarla, raporlarla kendisine tebliğ edildiğini biliyoruz ki epey bir sayıda layihaya rastlamak mümkündür. Bu layihaların siyasi tarafı başka bir konudur aslında ama layihalar içerisinde oranın işte özellikle sosyolojik, işte coğrafi veya mimari karakterlerini ele veren çok önemli bilgilerin de olduğunu burada ayrıca belirtmek isterim. İşte özellikle 1890'lı yıllardaki isyanlardan itibaren şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 2. Abdülhamit şahsında Osmanlı Devleti oraya türlü türlü komisyonlar göndermiştir. Ve hepsinin de kualifikasyonları, nitelikleri çok farklıdır. Mesela şunu söyleyeyim, 1890'lı yıllarda Hama müftüsünü gönderiyor. Hama müftüsü Ebu Hüdar Sayyadi'nin adamlarından bir tanesi, Ali Halili isminde. İlerleyen yıllarda başka bir rüfaiyi gönderiyor. Bu da orada bir takım araştırmalar yapıyor ve imama ulaşmaya çalışıyor. Ve İstanbul'dan işte Maliyeci Namık Bey gibi değişik felik statüsünde veya paşa statüsünde devlet görevleri gönderiliyor. Mesela 1890'larda yine Ali Mühenna isminde yerli ahaliden olup Osmanlı Devleti için önem arz eden birinin de orada sahada bu tarz çalışmalar yaptığını biliyoruz. Yani mesele sadece oraya asker göndermek veya oraya yeterli miktarda para gönderip orayı zapt etmekle alakalı bir şey değil. Acaba orada Osmanlı hakimiyetini test etmek için hangi akıllıca, rasyonel politikalar icra edildi, bunlar düşünülmüştür. İşte tam da benim anlatacağım şey bu bağlamda değer kazanıyor. Çünkü bu delegasyon komisyonu, komitesi ne dersek diyelim, 1902'de, 3 Mayıs 1902'de Adana vapuruyla İstanbul'dan kalkıyor. Sekenesi kim? Heyet-i Nasiha diye kalkıyor. Sekenesi başında Ebu Hüda Sayyadi'nin öz oğlu Hasan Halit Efendi. Hasan Halit Efendi ile alakalı çok kısa bir bilgi vereyim. Tabii çok önemli bir şeyh efendinin oğlu olduğu için saraya çok yakın. Bu arada tabii Ebu Hüda'dan bahsetmek gerekir mi hocam? Kimmiş, kelame değil mi? Bilmiyorum, ben biliyorum diye. Yani eksiklik aslında evet. Ama düşünüyorum. Dünya siyasetini anlamak için Ebu Hüda'yı ve kimilerine göre de öbür dünyayı da anlamak için yine Ebu Hüda'yı bilmek gerekiyor. Doğru. Yani Ebu Hüda hakikaten çok önemli bir şahsiyet. Ben o devrin mestur kalmış şahsiyetlerinden biri olarak onu tanıyorum. Sağ olsun hocamız sayesinde biraz perdeyi aralamaya gayret ettik. Ve üzerinde ben hala çalışmaya devam ediyorum. İnşallah o tezi biraz daha tahir edip, değiştirip bir kitap haline getirmekte hedefimiz. Kimdir Ebu Hüda? Halep'in Han-ı Şeyhun köyünde 1850'de doğmuş, Rıfai meşrep bir aileden geldiğini zannettiğimiz biri. Kendisine seyit diyor ama müteseyit olma ihtimali de var. Yani seyit olmama ihtimali de var. Öyle veya böyle ne dersek diyelim
ciddi bir eğitim formasyonuna sahip olduğunu, medrese eğitimi aldığını ve tarikat ilimi noktasında ilerlediğini biz eserlerinden anlıyoruz. Bu eserlerin ona ait olup olmadığı da şüpheli olmakla beraber bu kadar donanımlı bir insanın Abdülhamid'in gözünden de kaçmadığı zaten ona gösterilen değerde kendini buluyor. Abdülhamid, II. Abdülhamid onu 1876-77 yıllarda tanıyor ve tanıdıktan sonra da yaklaşık 30 küsür yıl İstanbul'da yanından ayrılmıyor. Serencebey yokuşunda bir tekke kendisine tahsil ediyor. Daha doğrusu bir binayı tekkeye tahvil ediyor. Hem tekke hem misafirhane gibi çalışıyor. Aynı zamanda Şeyh Safir Efendi'nin konağına da çok yakın. Burada bir arkadaşımız Şeyh Safir Efendi çalışıyor. İnşallah yakında bitirecek. Onu da okumuş olacağız. Her ikisi de aslında benzer fonksiyon ifade ediyor. Şeyh Safir Efendi bir anlamda Mağrip Arap coğrafyasına Abdülhamid'i şahsında Osmanlı egemenliğini test etmeye çalışıyor. Maçlık'taki Arap dünyasında da etkili bir sima Ebu'l Hüda. Elbette bunların sayısını çoğaltmak mümkün ama en temayüz eden şahsiyetler olarak söylüyorum. Ve bu kadar karizmatik, etkili şahsiyete sahip olduğunu düşündüğümüz Ebu'l Hüda, 2. Abdülhamid'in gözünden kaçmıyor ve onu değişik işlerde istihdam ediyor. Bu işler arasında şüphesiz Arap coğrafyasındaki karışıklıkların giderilmesi ve özellikle İngilizlerin pompalamaya çalıştığı Arap hilafet tezine karşı Osmanlı hilafet tezini güçlendirme amaçlı bir enstrüman olarak kullanıldığını söylememiz mümkün. Bununla beraber tabii başka etkileri de var. Kitap tehlif etmesi veyahut Osmanlı aleyhine ve halife aleyhine yazılan bir takım kitaplara reddiye yazılması tarzında faaliyetleri olduğunu da biliyoruz. Şu kadarını ifade edelim. Şu önümde duran kitapta da onun ufak bir biyografi çalışmasını yapmıştık. Onu belki tezde beyan etmemiştik ama bunu da beyan etmiş olduk. Nakib-ül Eşraf defterleri içerisinde o tarihlerde yani 1880'li yıllardan 1909'a kadar özellikle Kuzey Irak ve Suriye alanındaki pek çok Nakib-ül Eşraf'ın bir şekilde Ebu'l Hüda Sayyadi tavasutuyla atandığını biz anlıyoruz. Bu ciddi bir network, ciddi bir zincir ve bu zincir sayesinde de Ebu'l Hüda aracılığıyla Osmanlı Devleti orada kendi hakimiyetini tesis edecek vasata sahip oluyor. Tabii şöyle, orada devlet kendi resmi kanallarıyla icra ediyor ama bu biraz daha gayri resmi surette cereyan ediyor. Yani halkın özellikle tarikatlara karşı olan temayülü bilindiği için bu tarikatların orada desteklenmesi, özellikle Rıfai'nin orada desteklenmesi, güçlenmesi Abdülhamid'in önem verdiği bir politika. Hatta şunu da tespit ettik. Bunu Osmanlı arşiv vesikalarında da görmek mümkün. Şii ve Sünni yakınlaşması için Atabat-ı Ulya dediğimiz o Necef, Kerbela kısmına zaman zaman Rıfai'lerin bile gönderildiği tespit edilmiş. Yani oradaki Sünnilerin Şiileşmesi engellenmesi için Rıfai'lerin bile bu anlamda desteklendiğini görüyoruz da ki çok ilginç. Burada da aslında bir Şii kolu olarak kabul edebileceğimiz Zeydiliğe karşı Rıfai'nin kullanması da aslında bu argümanlarımızı destekler mahiyette bir şeydir. Yani pratikte Ebu'l Hüda'nın ne işe yaradığına dair de burada anlatacağımız veya söylemekte olduğumuz şeyler önem arz eder. Yani çok ciddi olduğunu düşündüğümüz tarihçiler bile bunu kişisel bağlamda ele almış ve yanılmışlardır. Öteden beri hocamın da üzerinde durduğu ve çizdiği şey buydu. Yani Ebu'l Hüda'nın işte astrolojik güçleri, müneccim başı falan diyenler var. Halbuki öyle bir şey yok. Şüphesiz ki maneviyatı kullanarak sultana yaklaştığı kesin, bunu inkar etmiyoruz. Ama onun böyle hani supernatural diye ifade edebileceğimiz doğaüstü kabiliyetlerinin Abdülhamid'i tesir ettiği noktasında bir takım yaklaşımlar var. Bunları kabul etmek mümkün değil. Evet, şey. Aynen bu ifadeyi kullanmıştık zaten. Yani rasputinleştirilen bir şey gibi. Çünkü rasputin ifadesini zaten François Georgeon galiba kullanıyor. Biz de ondan ilham alarak bunu ifade etmiştik. Halbuki çok daha somut düzeye baktığın zaman işte Ebu'l Hüda niye orada sorusuna verilecek cevap. Şu 1902 nasihat heyetinin bile oraya gönderilmesi buna çok güzel bir cevap. İşte 1923 Mayıs'ta Adana vapuruyla Ebu'l Hüda'nın çocuğu Hasan Halit önce padişahın kütüphanesinde görevli bir kişi olarak
bürokratik hayata atılıyor. Daha sonra işte mülkiyeye geçiyor. Cemiyet-i Rusumiye azası oluyor, yükseliyor. Tabii ki Ebul Hüda'nın oğlu olması kendisine ayrı bir imtiyaz tanımış oluyor. Ve 1902 tarihinde işte oraya gönderilecek olan heyetin başına bu genç çocuk demeyeceğiz ama yaşı herhalde 30'lara fazla olmuş olabilir o dönemde. 25-30 arası diyebilirsiniz. Etkileyici bir karaktere sahip olduğunu düşünüyoruz. Ve Adana Vapuru'yla çıkıyor. Adana Vapuru'nu bilhassa söylüyorum. Hocamla çalıştığımız dönemlerde bana Ziya Şakir'e odaklan derdi. Ve Ziya Şakir niye önemlidir derdi. Ziya Şakir basit bir hatırat yazarı olmadığını şunun için söyleyeceğim. Ben ilk defa Adana Vapuru'yla Hasan Halit'in bir isyanı söndürmek için gönderildiğini orada okumuştum. Yani burada vapur ismine kadar doğru bir bilgi vermesi Ziya Şakir'i de okurken nedenle okumamız gerektiğini bize ilham eder diye düşünüyorum. Şimdi 3 Mayıs 1902'de vapur kalkıyor. Ferik Mustafa Paşa var, Binbaşı Gümni Efendi var ve Hoca Nasır Efendi. 4 tane önde gelen şahsiyet. Bu arada Hasan Halit'le alakalı enteresan bilgi daha vereyim. Gürcün Devleti'nin kuruluşunda ilk başbakanlardan bir tanesidir kendisi. 1909 tarihinde İstanbul'u terk etmek zorunda kalmıştır. Çünkü Ebul Hüda ciddi bir tehacüme maruz kalmıştır. Mevcut iktidar Ebul Hüda gibi tipleri istememektedir. Önce Bekir Ağabölü'yle daha sonra da Büyükada'ya gönderilmiş. Hakkında müstakil 3-4 sayı çıkan Üfürük dergisi çıkarılmış. Bununla alakalı da geçen Şubat ayında o dergileri baz alan bir tebliğ sunmuştum Selanik'te. 1909, 31 Mart isyanından 4-5 gün önce vefat etmiştir. Beşiktaş'taki dergahın haziresine gömülüyor. 1930'lu yıllarda da maalesef onunla alakalı bir çalışma yapmadım. Muhakkak gazeteleri taramak lazım. Kemikleri toplanıp Halep'teki dergaha gönderiliyor. Çünkü bağlantısı Halep'te. Asıl büyük dergah Halep'te. Halep'teki Rifai Tekkesi şu anki Müftülük diye ifade edilmişti. Bilmiyorum, oraya ben daha önce hiç gitmedim. Oranın eski Halep Rifai Tekkesi olduğu ifade ediliyor. İşte heyet oraya gidiyor ve doğrudan şifre miftahı kendilerine veriliyor. Yani az evvel söyledim, Dahiliye Nazırı'nın haberi yok. Haberi olsa bile meseleye vakıf değil. Doğrudan Yıldız'la haberleşme için telgraf şifre miftahı kendisine veriliyor. Ve yaklaşık 20 günlük bir yolculuk sonrasında Hudeydi'ye varıyorlar. Bu Hudeydi'ye vardıktan sonra konak nereye gittiyse bununla alakalı ne yaptığına dair bu Nadir Eserler Kütüphanesi'nde ki yazma eserde görebiliyoruz, takip edebiliyoruz. Ve bir müddet sonra yaklaşık bir ay içerisinde yani Sana'ya ulaştıktan sonra çok ilginç, tabii bunların günümüz hariciyesi içinde bence anlam taşıdığını düşünüyorum ben. Oradaki okurlarsa tabii. Oradaki sosyolojik karakterin önceliklerin farkında olan bir devlet aklı olduğunu görüyoruz. Niçin bunu söylüyorum? Şunun için. Doğrudan doğruya kime ulaşıyorlar? İmam Mansur'un ki o dönemki imam yani az evvel ifade edilen İmam Yahya'nın babası olan İmam Mansur bin Yahya bin İsmail Hamidüddin. Ama Osmanlılar Abdülhamit ona Hamidüddin diyor arkadaşlar. Hamidüddin diye kullanmıyor. Mehmet Tevfik Biren var. Orada bir müddet valilik yapıyor. Çok ilginç. Onun hatıratı kalın. İki cilt hatıratı var. Sanırım yeniden basmışlar. Bende ilk baskısı vardı. Orada bir anekdot anlatıyor. Diyor ki ilk defa gittim oraya. İşte merkezden gelen şeyleri okuyoruz. Emirnameleri okuyoruz. Emirnameler içerisinde tabii bütün meclis içerisinde öne gelen eşraf da var. Yani Zeydileri temsil eden insanlar da var. Veya Zeydi imama karşı muhabbeti olup da onu ihfa edenler de var. Biz okurken diyor şeyi, orada Şaki Mahut, Harici Mahut ifadeleri geçiyor. Yani orada Zeydilerin Nadire-i Hilkat diye tavsif ettikleri, yani Alim-i Mütebahir diye takdir ettikleri bir alim ve kanaat önderi olarak gördükleri şahsiyeti Osmanlı idaresinin bu şekilde yaklaşımını Tevfik Paşa eleştirir. Ve der ki aslında bu doğru bir yaklaşım değildi. Ve haddi zatında hani sonuç alınacaksa bile insanların zihniyetinde bir zihni
içerisinde bir sıkıntı meydana getiriyordu. Çünkü biz orada imama imam demiyorduk da bu şekilde çağırıyorduk. Ve Hamiddin olmasına rağmen, yani Sultan Abdülhamid ile aynı ismi sahip olmasına rağmen Hamiddin, yani güzel heyle yazılan Hamiddin şeklinde yazılıyor ki ben bunu şeyde gördüm, arşiv vesikasında da gördüm. Bu son zamanlarda çıkan oraya asker olarak gitmiş Hasan Muhittin Paşa mıydı tam emin değilim. O da mesela yazma olarak tekrar basılmış. Onun da orada Hamiddin şeklinde yazdığını gördüm. Ve zaten Kelip Paşa da bu şekilde söylüyor. Onun süt kardeşi, yani İmam Mansur'un süt kardeşi Ali en-Nahfi ismindeki şahsa ulaşıyormuş. Ve süt kardeşiyle irtibata geçirip onun tavassutuyla Arapça mektuplaşmaya başlıyorlar. Tabii ben mektupların içeriği orada yok. Arşiv kapanmadan önceki hummalı faaliyetti. Arşivin son ayrılmadan önceki yerinde bulabildiğimiz boş şekillerde gidip o belgeleri toparlıyordum. Orada Arapça mektuplara ulaştım. Tabii çok sevindik. Arapça mektupların tercümesi de var. Elbette tercüme eden şahsı da Ebu Hüda Sayyad olduğunu görünce olayın aktörlerinden tabii ki bir tanesinin o olduğunu da idrak ediyorsunuz. Olayı yönlendiren o. Ve mektuplaşmalar ilginç. O mektuplaşmalarda ısrarlı bir şekilde Hasan Halid'e verilen emir kesinlikle ve kesinlikle İmam Mansur'la mülakat. Ne yapıp ne edip onunla baş başa gelecek. Ruberu görüşecek. Yani bunu temin etsin. Ve Hasan Halid de harfiyen yerine getirmeye çalışıyor. Hakkını yememek lazım. Padişah ne diyorsa sadaketini ibraz edecek. Hakkıyla onu yapmaya çalışıyor. Fakat İmam Mansur çok kurnaz, akıllı adam ve bir şekilde onlarla bir araya gelmek istemiyor. Tamamen çok güzel bir şekilde de siyasi ifadelerle mektuplaşmalar cereyan ediyor. Bu mektuplaşmalarda Osmanlı Padişahı'na karşı, Osmanlı Padişahı'nın Halife-i Ruhizem'in olduğuna karşı, Osmanlı askerlerine veya Osmanlı halkına karşı hiçbir husumet beslemediğini, sadece oraya gelen memurların yaptıkları adaletsizliklerden dolayı halkını korumaya çalıştığını, aksi takdirde hiçbir şekilde Müslüman kanının akmasını istemediğine dair ifadeler kullanıyorlar. Ve Hasan Halid de aynı şekilde halifeye itaatın farz olduğunu, işte halifenin de aslında böyle bir şey kan dökülmesini istemediğini ve kendisine güzel muamele edileceğini, hiçbir şekilde isyana kalkışmaması gerektiğini ifade ediyor. Ama tabii ki ortak bir zemin olmadığı için konuşmak için bunu yüzde söyleme imkanını elde etmiyor. Şimdi tabii bu döneme dair yapılmış, aslında Batı'da çok ciddi bir literatür var. Onu görünce biz daha bu Yemen çalışmalarında nerede olduğumuzu da görüyoruz ki en meşhurlarından bir tanesi malumunuz Caesar Farah'ın bu isyanları da anlattığı, Osmanlı idaresine bir meydan okuma şeklinde başlık attığı kitabı vardır. Bununla beraber çok eski tarihlerde 70'li yıllarda John Beltry ismindeki meşhur akademisyenin bu isyanları anlattığı çalışması vardır. Thomas Kuhn, Alman akademisyen, İngilizce yazıyor. Onun çalışmaları var. Açıkçası ben onları da okuyarak yerel halkın da, yani biraz da taşla gözünden de meseleyi değerlendirmeye çalıştım. Ve aslında arada çok farklılıkları, bakış açısı farklılıkları olduğunu da müşahede ettim. Özellikle burada Osmanlı evrakını kullanıp da bir takım şeyler söyleyenlerle orada yerli ahalinin veya işte basını veya hatıratı kullanarak bir şeyler söyleyenler arasında ciddi farklılıklar var. Onlardan bir tanesi, şunu yeri gelmişken anlatayım. Malumunuz orada valilik yapanlardan bir tanesi Hüseyin Hilmi Paşa'dır ki sadrazam olmuştur meşrutiyetten sonra. Hüseyin Hilmi Paşa'nın bizim buradaki kaynaklara bakarak, özellikle Hasan Halid'in aleyhinde yazdığı şeylere bakarak yazanlardan bir tanesi, isim vermeyeyim, diyor ki halk çok üzülmüştü, halk çok sevinmişti diyor. Fakat oradaki yerli kaynaklara dayanarak yazanlara baktığınız zaman bunun tam tersini söylüyor. Dolayısıyla burada makul bir zemin bulmak gerekiyor. Her iki iddiayı da dillendirmek bize düşen vazife. Tabii nasıl olduğunu tam manasıyla belki idrak edemiyoruz. Hasılı kelam bir türlü buluşamıyorlar ve sadece şuna muvaffak oluyor Hasan Halid. Tabii bu sırada günü gününe Yıldız'a şifreyle mesaj geçiyorlar. Yani yapılan her hareketi Yıldız'a bildiriyorlar ve ne yapılmasına dair Yıldız'dan talimat alıyorlar. Bu çok önemli. Yani Sultan aslında meseleyi götüren burada 2. Abdülhamit olduğunu anlıyorsunuz. Bizzat yönlendiren 2. Abdülhamit. Ve şuna muvaffak oluyorlar. Bir noktada
İmam Mansur'un gönderdiği temsilcilerle işte Osmanlı delegasyon heyeti buluşacak ve orada konuşacaklar. İmam Mansur'un amcasının oğlu Seyit Kasım, yanlış hatırlamıyorsam, onunla bir yerde buluşuyorlar. Yanında 2000 tane müsellah askerle geldi diyor. Osmanlı heyeti de 600 kişilik bir heyet, onlar da silahlı ve bir noktada buluşuyorlar. Çok ilginç bir tesadüf veya tevafuk, ne dersek diyelim. Şuhur-u Selase'nin, yani 3 ayların ilk cumasına denk geliyor buluşmaları ve cuma namazı kılıyorlar. Cuma namazını şöyle kılıyorlar, sünni usulü ezan okundu diyor. Oradaki Zeydi usulü ezan farklı değil mi hocam? Evet. Sünni usulü, ayin-i sünni üzere ezan okundu, cuma namazı kılındı. Cuma namazında hutbede Atiullah ve Resul ve ulul emri minkum ayeti çerçevesinde işte Allah'a, Resulüne ve ulul emre itaat vurgusu yapıldı. Cuma hutbesinden sonra işte herkes haişle bu hutbeyi dinledi. Böyle bir tabii tek taraflı anlatı da olabilir bu. Dikkatli incelemek lazım. Sonra çok ilginç, Seyit Kasım'ın konuştuğunu söylüyor Hasan Halit. Ve Seyit Kasım şöyle bir konuşma yaptığını söylüyor ki bu aslında dönemin Osmanlı-Arap ilişkileri, Osmanlı-Arap karşıtlığı veya kardeşliği bağlamında hilafetin merkez ve taşradan nasıl, hilafet anlayışının nasıl oraya ulaştığı, algılandığı noktasında ilginç bir konuşma diyebilirsiniz. Oradaki Hazirun'a konuşuyor, hutbeden sonra diyor ki, bunu okumama müsaade edin. Cihet-i Camiye-i İslamiyet'in Türk'le Arap'ı birleştirip, arada hiçbir ihtilaf olmadığını ve binaenaleyh İslam arasında kan dökülmesinin ve bedhahan-ı din-ü devlete yol verilmesinin muhalif-i Diyanet ve İslamiyet olduğunu, kıtayı mübarekeyi Yemaniye'de sakin bir cümle ahaliye tefhim ve ilan, maksad-ı ulviyet mirsadıyla hami-i din-i mübinimiz olan ol halife-i alicah tarafından mebhus, iş bu heyet-i muhteremenin telkinat-ı isabet gayatını sem-i itibara alıp cümlemizin rızayı ilahi ve makasıd-ı celile-i Cenab-ı Padişahiye ihsal edecek tarik-i fevzi refika sülukumuz kat'iyen vaciptir. Yani kısacası burada padişahın gönderdiği bu heyetin bize takdim ettiği şey çerçevesinde biz padişaha itaat edeceğiz, kan dökülmesine müsaade etmeyeceğiz ve İslam düşmanlarına karşı da bir birlik sergileyeceğiz. Enteresan, John Bentley şeyinde bu delegasyon heyetinin faaliyetine temas ediyor ve orada diyor ki İslam düşmanı olan İngilizlere karşı bir ittifak yapıldığına dair duyumlar alınmıştır diyor. Yani İngiltere'nin de, İngilizlerin de aslında konuyu yakından takip ettiğine delalet eden bir şey bu. Fakat hepsinin verdiği malumatlar, az evvel isimlerini saydığım ve bizim burada bir takım hatıra yazarları da dahil olduğu üzere konuyu eksik noktalarıyla anlatmışlar. Tabii bu konu üzerinde daha farklı şeyler de var. Biz tabii burada bunu tamamlamaya çalıştık. Evet. Yani düşünebiliriz çünkü orada az evvel söyledim, İngilizler 1839'da Aden'e tam manasıyla yerleşiyorlar ama 1839'dan öncedir oraya yerleşmeleri. Aden bir kömür deposu, oradaki ulaşım için, enerji için çok önemli bir yer. Dolayısıyla Yemen'e sahip olmaları gerekiyor. Yemen'deki Osmanlı otoritesine karşı ikinci bir otoriteyi desteklediklerinde ve buna dair işte yazılan layihalarda, raporlarda pek çok silahı bu yabancı güçlerden, sadece İngilizler değil, yabancı güçlerden elde ettiğini söylüyorlar. Dolayısıyla orada bir büyük oyun oynanıyor. O büyük oyunun oraya yansıması kendine has şartlarda tabii tezahür ediyor. Evet, bu bütün bu Arapça mektupların tercümesini de Ebil Hüda İstanbul'da edebi bir şekilde yapıp padişaha ulaştırıyor. Bunu özellikle hocam için okumak istiyorum. O Ebil Hüda'yı en iyi analiz edenlerden bir tanesi. Bu mektubun sonuna da şöyle bir şey koyuyor padişaha arz ederken. Diyor ki, sadakat-ı sahihaya ve liyakat-ı muhakkakaya kıymet var ise asarı görülüyor diyor. Yani çok isabet ettiniz, benim çocuğumu oraya gönderdik, biz gittik orada. Ama gerçekten bir sadakat olduğunu görüyorsanız, işte asarı meydanda, iş yapıyoruz diyor yani. Ve hakikaten orada çok ilginç,
1902'de gidiyor bu, 1899'da isyanı bitmiş olduğunu düşünün ama hala bir gerilim var. 1904'e kadar, yani İmam Mansur'un ölümüne kadar orada herhangi bir isyan emaresi çıkmıyor. Yani gördüğümüz kadarıyla büyük çapta bir şey yok. Yani burada aslında delegasyon heyetinin çok da başarısız olduğunu iddia edemeyiz. Ve Hasan Ahreddin gerçekten büyük bir çaba sarf ettiğini görüyoruz ama elbette burada beklentileri de var. Mesela ekonomik politik bağlamında söyleyeyim. Fersan adaları var, Farasan adaları. Fersan adalarında çıkan kömürün ortaklarından bir tanesi, ne kadar ilginç, Ebul Hüda. Yani Hasan Halit de isim içerisinde. Dolayısıyla buraya gidiyorlar ama, hani Osmanlı Devleti'nin aile menfaatleri için gidiyorlar ama orada kendi zümresi, kendi ailesi, hanedanlığı içerisinde bir şeyler yapıyorlar. Bunu da görüyorsunuz yani. Evet. Bu dediğim gibi mülakat olmuyor, gerçekleşmiyor. Fakat işte iki grup arasında ancak bu şekilde yakınlaşma oluyor ve o heyet orada geceliyor. Ve Hasan Halit Efendi raporunda diyor ki ben diyor sabaha kadar diyor Osmanlı saltanatının egemenliğinin ehemmiyetinden, halifeye işte itaatin vücubiyetinden bahsettim diyor. Anlatıyor. Tabii ne kadar bahsettim bilemiyoruz ama iyi bir kardeşlik test edildi. İşte kucaklaştık, şey yaptık. Taltif ettik, hediyeler verdik. Yani eski bir Osmanlı siyaseti olan havuç siyaseti bağlamında değerlendirebilirsiniz. Ve onlar bize söz verdiler. Saldırmayacağız, etmeyeceğiz, isyan etmeyeceğiz tarzında. Bu şekilde bir sonuç aldıklarını ifade ediyor. Ve daha sonra yaklaşık 6 ay kadar, 5,5-6 ay kadar bu delegasyonun orada faaliyet yaptığını görüyoruz. Ve dönüyorlar. Tabii burada ben hani bu şekilde bahsedeceğim. Özellikle son o seyahatname ve raporda başka şeyler de var. Onlardan da bahsedip fazla sabrınızı suistimal etmek istemiyorum. Bitireceğim. Belki bir 10 dakikanız daha hocam alacağım. O metni okuduğunuzda, yani yazma eserlerdeki metni okuduğunuzda sadece bir rapor değil, aynı zamanda seyahatname, aynı zamanda bir öneri, aynı zamanda bir şikayet metni olduğunu görüyorsunuz. Yani gittiği yerlerin sosyolojik karakterinden mimari yapısına varıncaya kadar ayrıntılı bir şekilde not etmiş. O anlamda hani Yemen'e çalışan arkadaşlarımız için başvurulacak bir şey, bir kaynak. İkincisi, olayı anlatmış. Yani ne yaptıklarına dair olayı anlatmış ki biz bunu kullanmaya çalıştık. Belki o mimari veya sosyolojik karakterine çok fazla bakmadık. Üçüncüsü, bu metin aynı zamanda bir şikayet metni, bir öneri metni ve bir propaganda metni. Bu metni bu üç başlık altında değerlendirebiliriz. Şikayet metni, satır aralarından şunu anlıyoruz. Ebul Hüda orada Hüseyin Hilmi Paşa ile alakalı çok ciddi itirazları vardır. Ve der ki mahalli hükümetin hiçbir mehabeti kalmadı. Halk arasında hiçbir mehabeti kalmadı. Hüseyin Hilmi Paşa konumunu suistimal ediyor. 500 bin liralık varidat 200 bin liraya düştü. Maliye teşebbüs içerisinde. Efendim orada adaletsizlik var. Pek çok Zeydi'nin zaten isyanı bu adaletsizlikten kaynaklanıyor. Bunun da birinci sorumlusu Hüseyin Hilmi Paşa. Hüseyin Hilmi Paşa'nın da en büyük handikaplardan bir tanesi, orada eş zamanlı olarak komutan olan, 5. Ordu komutanı olarak oraya gelen Abdullah Paşa ile imtizaçsızlığı. Yani Abdullah Paşa ile bir zıtlık içerisinde ki bunu hakikaten şey de söylüyor. Bu doğru. Memduh Paşa da bu zıtlıktan bahsediyor. Ve ama çok ilginç bir şey daha var. Adeta diyor ki daha ilk toplantıda bakın daha ilk toplantıda yani ilk mülaki olduklarında Sana'ya merkeze geldiklerinde yaptıkları istişare toplantısında Hüseyin Hilmi Paşa'yı mimlemiş vaziyette olduğunu, hatta belki bu böyle bir görevi de olduğunu, fakat bu görevin belki Ebul Hüda tarafından verilme ihtimali vardır. Çünkü ilginç, Hüseyin Hilmi Paşa ile o zaman Arap İzzet'in ilişkisi var. Yani bunlar ayrı izipler. Arap İzzet Hola Paşa ile Ebul Hüda da bu dönem çatışma halinde. Dolayısıyla bu iki hizbin çatışmasının ve geriliminin yansıması olarak okumak da mümkün bunu. Ve Hüseyin Hilmi Paşa aleyhinde epey malumat görüyorsunuz. Onlardan bir tanesi şu, Hüseyin Paşa güya, bunun ne kadar söylediğini bilmiyoruz, toplantı sırasında demiş ki ben İmam Mansur'u çağırdım, İmam Mansur'a şunu söyledim, sana aylık 100 bin kuruş maaş ve Mekke emaretini sana vereceğiz. Yani Mekke emirliğini vereceğiz.
dediğini iddia ediyor. Bunu garipsiyor Hasan Ali. Diyor ki ya hani padişahın izni olmadan, irade-i seniyeye mütevakkıf olmadan nasıl olur da böyle bir şeyi bir vali kendi salahiyetini aşarak söyler diyor. Biz bunu not ettik diyor. Ve bunu padişaha da bu raporda uygun bir, münasip bir dille ifade etmiş. Ve diyor ki hani siz bundan daha büyük bir teklif mi götüreceksiniz? Hüseyin Din Paşa'nın böyle söylediğini söylüyor. Siz bundan daha büyük bir teklif mi götüreceksiniz ki İmam Mansur'u kendi safınıza çekesiniz? Onu imale edesiniz tarzında bir yaklaşım olduğunu söylüyor. Ve başka eksikliklerini ve kusurlarını uzun uzun anlatıyor. Ben burada çok detaya girmeyeceğim. Netice-i kelam, Hüseyin Hilmi Paşa'nın orada çok başarısız bir idareye sebebiyet verdiğini, işte Paşa ile anlaşamadığını, ama aslında şunu da antiparantez söylemek lazım. Paşa ile, Abdullah Paşa ile oraya ıslahat komisyonuyla birlikte giden Hüseyin Hilmi Paşa'nın bir sivil, bir askeri idare oraya gönderilmesi aslında merkez idare için çok önemli. Çünkü tek bir kaynaktan değil, iki kaynaktan orayı kontrol etmeye çalışıyor. Akıllıca politika. Ve bunun semeresinde bir ölçüde almıştır. Aslında hani o yerli kaynaklara baktığımız zaman Hüseyin Hilmi Paşa'nın bu kadar da kötümsenecek bir karakterde olmadığını görüyoruz. Bilakis yerli halkın kendisini çok sevdiği, orada çok olumlu icraatlar yaptığını ifade ediyor. Ama bu vesileyle şunu söyleyelim. Osmanlı o dönemde ki politikaları aslında çok uzun vadeli, uzun erimli politikalar değil, bilakis oportunist, günü kurtarmaya yönelik ve sembolik hedefli politikalar olduğunu görüyoruz. Yani yapılan şeyler genelde Tahsin Paşa'nın hatıratında ifade ettiği gibi taassub-i diniyeye muvafık bir politika. Yani oradaki insanların dini inancını suistimal etmeye demeyelim ama dini inancına muvafık bir politika yapıyorlar. Mesela Hüseyin Hilmi Paşa oraya gittiğinde ilk yaptığı icraat malumunuz Osmanlı bürokratının giydiği kıyafetleri çıkarıyor. Yerli halkın giydiği kıyafetleri giyiyor. Bunun halk nezdinde olumlu bir tesir uyaracağını düşünüyorlar ki biz bu az evvel isimlerini okuduğum yabancı şahısların çalışmalarına baktığınızda tam tersi uyarıyor. Diyorlar ki imam bunlara sizler batılı kıyafet giyiyorsunuz, kafir oldunuz dedi. Bunlar da bunu kabul ederek bu kıyafeti çıkarmak zorunda kaldılar. Yani tam tersi okumaya başlıyorlar. Çünkü imamın, Zeyli imamın en önemli kullandığı argümanlardan bir tanesi Tanzimat'ın İslam dininden bir deviasyon, bir sapma olduğu yolunda. Yani Tanzimat bürokratlarının da dinden çıktığı, Kur'an'a ihanet ettiği şeklinde bir argüman var. Ve Osmanlı'da bunun böyle olmadığını orada sembolik olarak göstermeye çalışıyor. İşte hocamın az evvel ifade ettiğim makalesinde Bekriye Camii'de 1880'li yıllarda Abdülhamid oraya çok ciddi bir tamirat ve tadilat getiriyor. Ve orada, değil mi hocam, kitabe var. O kitabeyi de hala bugün insanlar ziyaret ettiğini ifade ediyorsunuz. Yani mihrapta hala duruyor. Dolayısıyla bütün imamlar ve orada namaz kılanlar hala Abdülhamid'in hilafetinin gölgesinde evet. Namazını kılıyor. Son halife. Evet. yani mesela kıyafet değişimi bunlardan bir tanesi. İşte Hüseyin Hilmi Paşa ilk defa eşrafı topladığında diyor ki şunu yapacağız diyor. Yemen'in genelinde likör ve şarap satışını engelleyeceğiz diyor. Mesela bu da hani Müslümanların kamuoyunu etkilemek amacıyla uyguladıkları bir siyaset. Bu siyasette ne ölçüde başarılı oluyorlar? Bu tartışmalı ama Hüseyin Hilmi Paşa'ya eğer Hasan Halit gözüyle bakacak olursak başarısız dersiniz. Fakat diğer gözlerle baktığınızda çok da başarısız denmeyeceği kanaatindeyim ve orada bir çaba içerisinde ama kendini aşarak böyle bir delegasyon heyetinin gelmesi ve kendiyle alakalı olumsuzluğunu ihsas ettirmeleri Paşa'yı üzüyor. Hasan Halit'in ifadesi doğruysa Paşa 2-3 hafta eve kapanıyor. Yani onlar sahadayken Paşa tamamen devlet idaresinde yardımcılarına vererek, oradaki vali vilayeti de yardımcılarına vererek içe döndüğünü ve daha sonra da zaten görevden alınıyor, yerine başka biri tayin edilmiş oluyor. Şimdi burada Hasan Halid'in şöyle bir izlenim içerisinde olduğunu da ya da beklenti içerisinde olduğunu da görüyoruz. Bilmiyorum bulabileceğim mi?
başka bir valinin burada hizmet etmesi muvafık olur diyor. Bakın o valinin özelliklerini sayacağım. Acaba kim diye siz kendi kendinize sorun. Halbuki sahibi akl ve haiz-i istikamet ve adl, meslekçe şeriat-ı Muhammediye'ye mutabık ve halife-i Huy-i Zemin Efendimiz Hazretlerine ubudiyetle müstakil ve sadık bir valiye tevdi olunursa, eğer vilayet, yani Yemen vilayeti, 2 senede vilayetin varidatı 500 bin liraya vali olacağı kat'i ve muhakkak bulunmuştur. Ya ben bunu satır aralarında okuduğumda aslında bu iş için ben veya emsalim biri olabilir diyor. Ama kendisinin de burasının havasıyla imtizac etmediğini başka bir yerde söylüyor. Fakat kendilerinin önereceği isimler elbette çoktur. Bu şekilde de düşünülebilir. Evet, bir şikayet metni dedik, bir öneri metni aynı zamanda. Bir layiha şeklinde okuyabiliriz. Mesela adalet sahasında şunu yapılması taraftarı, kesinlikle burada modern manada bir hukuk sistemi kurulmasın diyor. Klasik sistem devam etsin diyor. Ve buraya göndereceğimiz kadılar da kesinlikle Arapçaya şivesiyle vakıf olsunlar. Genelde böyle bir handikap var diyor. Bunu özellikle bahsediyor. Askeriye noktasında söyledikleri çok ilginç. Diyor ki, burada diyor yerli ahaliyi asker olarak istihdam edelim. Çünkü Yemenliler, arkadaşlar size de burada gönderme var, çok cesur, asker yaratılışlı insanlardır, kahramandırlar. Ve onların bu yönlerinden istifade edebiliriz diyor. Böylelikle Anadolu'dan, Rumeli'den, ta Trabzon'dan bile Vedif askeri oraya getirmeye şey kalmaz, maslahat kalmaz diyor. Buna benzer başka şeyleri de var, teklifleri de var. Aslında bu teklifler çok orijinal değil, onu söyleyeyim. Yani yüzlerce layiha içerisinde buna benzer teklifler çok. Yalnız şu tespit benim çok dikkatimi çekti. Bu Şeyh Efendi oğlu olmasına rağmen, ben makalenin ismini belki söylemedim. O, siz zaten gördüğünüz şeyde hafif biraz o meşhur ilahiye terbihte bulunduk. Yemen illerinde, Veysel Karani değil ama Yemen illerinde bir şehzade dedik. Yani Ebu Lüda'nın çocuğu olması yönünde. Bir şehzade olmasına rağmen bu tespiti ben çok önemsedim. Diyor ki, Yemenlilerin, Zeydilerin imama bağlılıkları sadece mezhebi taassup mezhebinden değil, mezhebi taassuplarından değil, bilakis diyor, buradaki ekonomik sıkıntılar, ziraat noktasındaki sıkıntılar mecburen kendilerine imamı bağlamıştır. Eğer bunun sosyoekonomik statüsü, yani refahı arttırılırsa, ister istemez imama bağlananlar devlete bağlanacaktır gibi bir tespiti var. Çok ilginç. Yine Abdülhamit'in özelliklerinden hocamın bize öğrettiği, muhakkak konuyla alakalı çok değişik insanlardan layiha topluyor. Ve o süreç zarfında, yani bu telgrafların geldiği sırada, ki telgraflarda da buna benzer öneriler olduğunu düşünüyorum ben, tamamını bulamadık. Aynı tarihlerde yani, Abdülhamid'in orada görev yapmış, mesela şifre katibi Mustafa isminde biri var. Bakın bu şifre katibi, doğrudan doğruya Yıldız Sarayı'yla temasta. Abdülhamid idaresini anlamak için de çok güzel bir örnek. Yani üzerinde kaç tane büyük amir var, memur var, bunları geçiyor. Şifre katibi doğrudan doğruya Yıldız'a politikalarla alakalı kendi yorumunu yazıyor. Ve orada ona şu soru var. Bu soruya cevap vermesi isteniyor. Orada yıllar önce İsmail Hakkı Paşa'nın test ettiği Hamidiye askerlerinin konumu soruluyor. Hamidiye askerleri Yemen halkından seçilmiş. Onların özlük hakları, maaşları, ne kadar verimli olduğu, bunlar soruluyor ve bunlara cevap veriyor. Demek ki bu önerileri de padişah dikkate almış. Ama dikkate alırken de tek bir öneriye, bugün de ki belki ibret olması açısından önemli, tek bir kaynağa bağlı olmamak, kaynakları çeşitlendirmek. İşte belki Abdülhamid'in idarecilik vasfı olarak örnek alınması gereken yönlerinden bir tanesi de bu. Bu vesileyle bunu söylemek lazım. İşte bu önerileri, dediğim gibi çok orijinal olmamakla beraber içerisinde çok enteresan, ilginç tespitler var. Ve son olarak da bir propaganda metni olarak bunu okuyabiliriz. Niye propaganda metni? Yolculuğun başından sonuna kadar kendisinin dindarlığını vurgu yapmıştır. Örneğin Beyrut'a yanaşan, yani ilk limanlardan bir tanesi, daha doğrusu yani şeye yaklaşırken Yemen'e, Beyrut'ta birkaç gün orada misafir oluyorlar. Kendisi diyor, ben şehre inmedim diyor. Tiyatro hatta oldu diyor. Tiyatroya çağırdılar diyor. Tiyatroya da gittim diyor. Sadece lüzumlu zamanlarda, orada bizim bir amcazademiz var, Rıfai bilmem kim. Bu zatın yanına ziyarete gittim. Onunla birlikte meşhur tabi'in imamlarından Abdurrahman el-Evzai'nin kabrini ve Yahya aleyhisselam sanırım. Yahya aleyhisselam kabrini ziyaret ettik. Orada zebhettik, kurban kestik. Etini de fakir fukaraya dağıttık diyor. Kendisinin tiyatroya gitmediğini,
özellikle vurgulama gereği hissediyor ki halbuki Abdülhamid'in biz ne kadar büyük bir tiyatro meraklısı olduğunu, Yıldız Sarayı'nda özel tiyatrolar kurduğunu biliyoruz. Fakat tabii bunu onlar biliyor muydu? Muhtemelen biliyorlardı veya bilmiyorlardı. Veya Abdülhamid bu yönünü onlara göstermiyordu ki biz tezde bahsetmiştik, biraz sizi dinlendirme kastı mahsusasıyla anlatayım. Bu da ne kadar olduğu tartışmalı ama Keçecizade sülalesinden İzzet Efendi, o dönem Mabeyn-i Hümayun'da Ayşe Osmanoğlu da Abdülhamid'in huzurunda piyano çalıyor. Piyano malumunuz çok asri bir alet. Piyano çalarken birden padişaha diyorlar ki efendim Ebu Hüda Sayyadi geldi. Yani Fahişe'yi geldi. Abdülhamid'in birden endişeye kapıldığını ifade eder, iddia eder. Ne kadar doğru bilmiyoruz ama hemen Ayşe Osmanoğlu'nu piyano masasından kaldırttığı, içeri gönderttiği, kendisinin başka bir yere gidip şeyhi orada ziyaret etti, ziyaretini kabul ettiği ifade ediliyor. Yani tiyatroya gitmemek Hasan Halit nezdinde bir önemli bir ayrıntı. Padişaha bunu ihsas ettiriyor. Ve gittikleri yerlerde özellikle Rıfailerin arabulucu olduğunu, o kabilelerin, Zaranik kabilesi var meşhur, bunlar kaçakçılık yapıyorlar. Bu kabilelerin ıslah edilmesinde oradaki Rıfailerin çok etkili olduğunu bilhassa vurguluyor ki burada aslında çift taraflı bir yöntem var. Padişaha da çok isabet ettiniz. Rıfailerin burada faaliyetlerini destekleyerek aslında işte politikaların burada oturuyor şeyi de var. Muhtemelen babası tarafından da telkinat var. Bu telkinattan ötürü bunu bir propaganda metnine dönüştürüyor. Ve çok ilginç, bu çok önemli, bence çok önemli. Aden'e geliyorlar, yani dönüş başlıyor. Aden'de bir iki gece konaklıyorlar. Konakladıkları gece bir Rıfai tekkesine misafir oluyorlar. Onu anlatıyor. Oranın en önemli tekkesi Seyit Atik isminde kendi akrabaları olduğunu söylüyor. Yaklaşık diyor, yatsı namazını orada kıldık. Tekkenin etrafına halılar döşendi diyor. 2000 kişilik bir kalabalıkla yatsı namazını kıldık. Ve Şeyh Efendi, oranın muteberanından aynı zamanda, eşrafından, önde gelinen ve dini kimliği var. Şeyh Efendi büyük bir jest yaparak, sen zakir olarak, yani zikir halkası kuruluyor, Rıfai usulü üzerine zikir yapıyorlar. Çok ilginç, ben rastlamadım. Aslında Rıfailik içerisinde bürhan dediğimiz bir zikir çeşidi var ki, bürhan aslında malumunuz o sis sokmak veya işte camların üzerinde yürümek veyahut ateşte, İşte ateş, vücuda ateş yaklaştırmak veya ateşin üzerinde yürümek gibi şeyler var. Ebu Hüda Sayyadi ve ardılarında ben bu bürhanı görmediğimi ifade edeyim. Ama bürhanın Osmanlı topraklarında çok yaygın olduğunu biliyoruz. Ben doktora tezini çalışırken çok ilginç örneklerle karşılaşmıştım. Yani 1830'lu yıllarda 2. Mahmut başta olmak üzere bürhan gibi zikirlerin yapılmasına karşı çıkıyorlar. Yani bunlar zaten vahşet olarak görülüyor. Çok ilginç. İstanbul'a gelen seyyahlar da, başka bir konuya girdim ama parantezi kapatacağım. İstanbul'a gelen seyyahlar da İstanbul'da ziyaret ettikleri iki önemli tekkeden bir tanesi Rıfai Tekkesi. Bir tanesi Galata Mevlivanesi, diğeri de Üsküdar'daki Rıfai Tekkesi. Neden? Çünkü Üsküdar'daki Rıfai Tekkesi çok kanlı. Kanla bıçakla zikir yapıyorlar. Ve bir vahşet olarak gidiyorlar ve ben yaklaşık bir 15-20 tane seyahatnameye baktım. Bunlardan kullandıklarım arasında olumlu kanaat beslenmiş kimseyi görmedim. İzliyorlar ve tiksinerek geliyorlar. Yani bir şey yok. Hatta başka bir hikaye daha anlatayım ama bitireceğim hocam, kusura bakmayın. Bu çok ilginç. Afyon Sandıklı'da olan bir şey bu. Afyon'a Irak tarafından bir Rıfai geliyor, derviş. Bir tekkede kalıyor. Tekkede tartışma başlıyor. Bürhan zikri, işte ateşin içerisine girer misin, girmez misin tartışması. Bu Mescid-i Vala Zabıtlarında okuduğum şeyi size anlatıyorum ben. Irak'tan gelen Rıfai diyor ki girelim diyor. Hiçbir şey de olmaz diyor bana Allah'ın izniyle. Çünkü biz Rıfai'yiz diyor yani, bize bir şey olmaz. Ve girersin giremezsin tartışması, kalkıyorlar gidiyorlar. Amiyane bir üslupla anlatıyorum, kusura bakmayın. Biraz sıkıldığınızı düşünerek bunu anlatıyorum. Çarşıya gidiyorlar, çarşıda bir fırıncıyı etkisiz hale getiriyor tebeliyle, baltasıyla, şu cembeye gibi. Onu diskalifiye ediyorlar, fırının içerisine giriyor. Rapor şu. 2-3 dakika sonra veya 5 dakika sonra fırından yandım diye çıkıyor. Tekkiye geliyorlar, 15 gün sonra vefat ediyor. Mescid-i Vala'nın raporu şu, böyle yapan insanlara karşı diyecek bir şey yok diyor yani. Allah'ından buldular gibisinden. Ama bunların kesinlikle engellenmesi, yapılmamasına dair hem İstanbul'da hem de Taşra'daki tekkelerin bu anlamda uyarıldığını görüyoruz. İşte Ebu Hüda Sayyadi'nin Sayyadiye kolu diye tasvip ettiğimiz Rıfailik içerisindeki 12 koldan bir tanesi
bu Bürhan yok onlarda, çok ilginç. Onlar biraz daha işte farklı bir zikir tarzı demek ki, yani bildiğimiz zikir tarzı. İşte bu Seyyid Ati'nin Aden'deki meşhur tekke, ki çok merkezi bir yerde olduğunu söylüyor, halılarla döşediğini ve 2000 kişilik bu zikre katıldığını, çok işte vecd içerisinde, cezbe içerisinde bir zikir yaptıklarını ve daha sonraki saatlerde sayının 10.000'e ulaştığını, ki bunlar çok mübalağalı rakamlar, yani propagandist söylemin şeyleri aynı zamanda, göstergeleri. Fakat diyor ki, işte en sonda diyor, şu satırlarla bitiriyor, bunu da okumama müsaade edin, ben de bitireceğim bu satırlarla birlikte. Müştakan-ı tarikat, etrafımızda istade-i mevki-i edep ve hürmet olmuşlardır. Gecenin saat 5'inde hitam bulan zikrin akabinde, taraf-ı acizanemden duayı devamı ömrü afiyet ve efsuni şan ve şevket Hazreti Hilafet Benahi eda olunup, Hazirun'un cümlesi yekseban olarak Allahu Yansuru Sultan nidai icabet ihtivasını 3 kere avaz bülent ile ref-i kabulgâh-ı Mevla-i Müteal edilir. Yani burada bile yapılan zikrin akabinde Allah Sultanımıza yardım etsin şeklindeki duayı zikretme gereği hissetmiş. Dolayısıyla bu metin son derece önemli bir metin. İkinci Abdülhamit döneminin tarikat siyaseti bağlamında değerlendirilmesi gereken bir metin. Ama her şeyden önce Yemen siyasetini, ikinci Abdülhamit şahsında Yıldız'ın ne şekilde ele aldığı ve çözüm için ne tür öneriler getirdiği noktasında önemli olduğu kanaatindeyim. Beni sabırla dinlediniz. Burada hocamın yanında bir sürü çam devirdiysek affola. Affımızı istirham ediyoruz. Teşekkür ederim.